Hepinize selamlar Fransa Hobbit Aykanlı'nın güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim kardeşlerim. Çünkü bugün en sevdiğim fast food ürünlerinden olan pizzayı bir gün boyunca yiyeceğim arkadaşlar. Amerikan pizzasından tutun da İtalyan pizzasına birçok çeşit deneyeceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Belki sürprizlerim de olabilir. Haydi videoya başlayalım. Şimdi ilk yerimiz Chef Pizza'ya geldim kardeşlerim. Burada daha önce hiç denemediğim, bilmediğim bir yer. Burada böyle kendilerine ait böyle beyaz bir pizza varmış. İçindekileri de geldiğinde sayarım sizlere. Dedim ondan olsun, hani kendilerine bıraktım bir. Onu sipariş ettik. Çünkü içeriden güzel kokular da geliyor. Siparişimiz gelince ben de burada. Ben bittim ya. Sağ olsunlar. Şu sarımsaklı ekmekten de ikram edelim dediler. Edin dedim. Tamam sağ olun. Getirdiler yani hani. Şimdi burada çok enteresan beyaz sos var. Özel beyaz sosları varmış. Tiftik et, mantar, kırmızı soğan, mozzarella peyniri ve parmesan. Ben bu arada pizzada kardeşlerim şeyi severim. Soğanı severim. Kırmızı soğan da lezzet verir bence. Yani böyle yöresel Türk pizzası gibi. Yani böyle bizim kendi topraklarımızın tadı var pizzada. Ama İtalyan dokunuşlar da efendim mevcut. Şöyle bir sarımsaklı ekmeği de soğutmadan denemek istiyorum. Onunla ilgili bir de bir şey yapayım. Bak bak. Bak bak, bu da iyiymiş. Hamuru şu şekil. Kendileri burada açıyor, hazırlıyor. Hamurun inceliği ve lezzeti, gerçekten bayıldım ben. Acaba ne yemiyor şu şurada? Bakayım kaç çeşit var ya? 1, 2, 3, 4, 11 çeşit var ya. Vegan da var. Oo, daha fazla. Bayağı varmış kanka, bayağı varmış. Fiyatı da 260 lira bunun. Fiyatı da 260 lira. Yani güzel bir Amerikan pizzası bu bence. Hani Amerikan pizzası dediğim gibi bu hamurda falan bizim pide tarzı şeylerin lezzeti de geliyor. Onun için böyle bir farklı bir tat geldi bana. İyi geldi be. Bugün bir gün boyunca var ya hamura doyacağım. Ulan inşallah hastane gitmez sonra. En son böyle bir gün boyunca bir şey yediğimde sanki gece böyle tatlı tatlı altı soda içmişsin. Ama yok. Şakası bir yana, eğer hamur falan iyiyse arkadaşlar, güzel kaliteli bir hamursa ondan sonra kesinlikle böyle bir şişkinlik, yanma, ağırlık falan yapmıyor. Şu an bu hamur da fena değil. Elimden geldiğince de böyle ilk gittiğim böyle yerler de olacak. Önceden gittiğim yerler, bildiğim mekanlar falan da olacak. O zaman böyle ağırdan bunları biz gömerken geliyoruz. Geliriz yine. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Efendim ne güzel bir bahar ya. Ya yemin ederim şöyle var ya, güneşin altında ama bu hava. Bunun daha fazla sıcağı beni bunaltıyor yani. Bu güneş ve bu havaya okeyim. Biraz hafif serinlik, biraz güneş çok iyi geliyor arkadaşlar. Sağ olun, teşekkürler. Çok iyi geliyor. Şimdi nereye geldim? Gorgonzo pizzaya geldim. Burada da kardeşlerim iki dilim pizza söyledim. Yani dilim pizza yemek istiyorum. Çünkü arkadaşlar dilim pizza yersem daha sağlıklı benim için. Daha fazla mekan ve daha fazla pizza yiyebilirim. Yani ben öyle düşünüyorum. O zaman iki dilim pizza sipariş verdim. Onlar gelince ben de buradayım. Gorgonzo'nun bu şubesine ilk defa geliyorum. Ben başka bir şubesine gitmiştim. Şimdi orada şöyle, burada böyle güzel bir dört peynirli, böyle karamelize soğanlı falan bir dilim pizza söyledim. Bir de patlıcanlı pizza söyledim kardeşlerim. Şu patlıcanlı ile bir giriş yapayım. Buranın hamurunun zeytinyağı ile böyle beklemesi ve şey yapması hamura ayrı bir lezzet vermiş gerçekten. Patlıcan acı bir tat değil, güzel. Yani acı bir patlıcanla yapılmadığı için güzel, farklı bir deneyim. Patlıcanla ilk defa yiyor olabilir miyim? Olabilirim. Ama bunu daha önce denemiştim. Normalde ben pizzada böyle hani full peynirli falan sevmem. Ama burada böyle biraz baharatlı, işte karamelize soğanlı falan yaptıkları için ve kullandıkları peynir de yine bizim geleneksel peynirlerden falan olduğu için benim hoşuma gidiyor. Yani biraz daha böyle lezzetli geliyor. Normalde işte farklı farklı tam bizim bölgelere ait olmayan peynir çeşitleri konulduğunda yiyemiyorum bazen. Ağır gelebiliyor arkadaşlar. Tadı da böyle bir bayıyor beni. Ama bu çok güzel. Normal böyle işte bize ait bir beyaz peynir, işte cheddar, Urfa yöresine ait cheddar diyormuşum. Cheddar peyniri, karamelize soğan ve bazı baharatlar bu pizzaya lezzet veriyor. Oh be, bugün boyunca iyi oldu be Furkan. Bayağı da pizza yemiyorduk ha. Dilimi ne kadar oldu acaba? Bir dilim ne kadar oldu şimdi? 60.
Dilim pizza 60. 3 liraya yediğim zamanı hatırlıyorum Furkan. O dönem Mediacraft'tayken geçiyorduk falan böyle. Ayaküstü falan atalım dediğimizde 3 lira. Sonra 5 lira falan oldu. Ulan dedik 3 liradan 5 liraya çıktı falan. Şimdi 60 liralara vurdu gitti yani. Ortalama da bu arada 50-60. Ben 70'e 80'e olan yerler biliyorum kardeşlerim. Ve şöyle bir şey de var yani anlamaya çalışıyorum ama... Hani kullandıkları ürünler falan hani bu dediğim yerlerin kaliteli ürünler. Yani içinde kullandığı malzemeler güzel ve bunların da muhtemelen onların şeyi de 10 kat artıyor yani. Onların şeyi de 10 kat artıyor. Onun için bir dilim pizzayı da 60 liraya yemek de kaderde varmış. O zaman gömüyoruz. Gelirim tekrardan. Bir şey diyeceğim. Gittiğimiz yerde dibine kadar yiyorum arkadaşlar. Şu an bir dilim pizzacıya geldim. Slice Guy. Orada şu an bir dilim pizza söyledim. Karışık söyledim bu sefer. Hep farklı söyledim. Bu sefer de klasikten gitmek istedim. Ama bak tohluk hissi sanki geliyor gibi. Ama ben doyar mıyım? Bence doymam. İştahla yemeye yine devam ederim. O zaman dilim pizzam gelince ben de buradayım kardeşlerim. Dilim pizzamız geldi kardeşlerim. Şu büyüklükte. Diğer dilim pizzacının biraz daha mı büyüktü Furki sanki? Bana sanki biraz daha büyük gibi geldi. Şu karışığımızın hemen bir tadına bakalım. Kamuru kutur kutur ha. Bazısı der ki Amerikan pizzasına, Amerikan'ın lahmacunu. Bence alakası yok ama. Yani şöyle bir... Boş, bence de boş. Burada şöyle bir şey yapmışlar. Karışık pizzanın üstüne baharat dökmüşler arkadaşlar. Hani benim için bu problem değil ama baharat dökülmese de olur. Çünkü herkes yiyemeyebilir, sevmeyebilir ondan sonra. Ama bence yakışmış baharat. Güzel koymuşlar. Yani ayarını da atmışlar. Baymıyor, baymıyor. Ya ben şey çekmiştim. Pandemiydi sanırım. 0TL pizza, işte BİM, A101 pizzaları. Bir de işte Domino's falan öyle bir yerden pizza söylemiştim. Evde tava pizzası 0 TL'ye. Orada millet şey demişti, pizzanın içine koyduğun malzemeye para vermedin mi dedin. Aslında o videoda şunu yapmıştım. Ya 0 TL evdeki malzemelerle aslında yapılan. Oradaki sıfırın mantığı oydu. Çok güzel olmuştu o tava pizza. Hatta kartlara falan koydum. Bir bakarsanız 3-4 yıl oldu o videoyu çekili. O tarifle düşünün. Benim gibi az çok biliyorsunuz eskiden beri takip edenler pek mutfakta hamarat değilim de. Hani yemede varım. Orada ben bile çok kolay bir şekilde o pizzayı tarifini yapmıştım ve çok da güzel olmuştu. İçine ne varsa koyuyorsun evde. 10 numara olur. Lan bu videoda belki yaparız ha. Bak bu videoda belki sonuçta kendi yaptığım pizzayı diyebilirim arkadaş evde. Bir gün boyunca pizza yemiyor mu? Onu da yapar diyebilirim. Evde bir belki öyle finallendirebilirim. Furkan, bu dilim pizza ne kadardı sence? 50. Güzel atış ama 70 lira. 70 lira fiyatı var. Tadı kötü mü değil ama şu anki herhalde gittiğimiz pizzacılar arasında bir tık pahalı olan yer burası. Oh! Yavaş ya Fırat. Ağır ağır yiyeceğim. O zaman ben buraları biraz daha yiyorum kardeşlerim geliyorum. Bak çalışırken geldi. Çalışırken geldi. Furkan sucuklu mu aldın? Dedim ki abicim çalışırken sonuçta bir gün boyunca yiyoruz. Çalışırken de pizza yiyeyim dedim Yasin. Yani... Sucuklu almış ya. Sucuk yok ama çok da zorlanmasın kankam. Sana mikrofon verelim. Vay, çok da zorlanmadın. Çok da zorlanmazsın gel sucuk konusunda. Abi kutuyu böyle görünce vay dedim Furkan yapmış bir şeyler falan filan. Dedim hani çalışırken de yiyelim. Sonuçta bir gün boyunca yiyoruz. Sağ ol kardeşim yine de. Yasin dedim oturup yeni yayınlanacak videoyu izliyorum. Kardeşim de çalıştığımı görünce geldi. Semtteyiz, her yerdeyiz. Aynen. Festa mıydı? Aldın. Okey. Bu kaç para? Şimdi şöyle bak kaç para arasındadır? Gittiğimiz yerlerde sen söyle hadi. 30. Ya, ha? 30. 30. Başka? 30 yani. Onu da fazla söyledim yani. 50 lirayla 70 lira bandı arası. Bir dilim pizza. Evet. Wow. Bize de bir wow dedik. Hani 3 liraya yiyorduk dedik. 5 liraya yiyorduk falan. 40. Şu an bu ne kadardı Furkancığım? 47,5. Bak mesela lira, şu an yediklerimizin arasında en uygunu bu. 50 lira. Aynen. 50 lira bir dilim pizza. Sende tavuk pilav ne kadar? Ona 95 lira. Biz şu an bedava veriyorum. Şunu fark ettik yani. Ayranla içse işte 110 lira mı ediyor? Ama hani... Evet. Doyacak yani anladın mı? Ya şöyle bundan da 2 dilim yese... Hani senin ve beni katmıyorum. 2 dilimle doyabilir ama insanlar. Allah aşkına bununla 2 dilim... Kardeşlerim bununla söyler misin? Yorumlara yazın. 2 dilim, 2 dilim pizzayla doyar mısınız? Akıl çağrışım kim doyar bununla 2 dilim? 100 lirayla, 90 lirayla. Gerçi o bir tarafa 140 oluyor. Hani 100-120 lira siz doyar mısınız? Bence bu biraz şöyle hayır, bir şey. Hayır 120 değil. Bununla 2 tane kim doyacak abi? Bence şöyle bir şey, tercih meselesi. Bence bununla doyanlar... Furkan bence sen 2 dilimli doyarsın. 3 dilim mi? 3 dilim dersen o zaman pahalı oluyor. 2 dilimli, yani şöyle düşün. Canının ne istediğiyle ilgili. Bununla 2 dilim doyan belki der ki bugün... Babacım şu an bir tam pizza kaç para? Bak küçük pizzaya şimdi 260 lira para verdik. İyi bir
güzel bir tiftikli falan böyle tandırlı mandırlı bir pizza 260 verdik. Az çok anladın zaten abi ben. Sen ya genel anlamda işte, esnaf dostlarının bazıları fırsatçıları mı olduğunu düşünüyorsun? Nereye? Fırsatçılık mı? Fırsatçılık değil. Bak bugün bu video ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Evet. Yahu her şey niye zam geldi kardeş ya 1 Nisan'da? Şaka zannettik. Ama değildi. Her şeye zam. Evet. Her şeye zam. Aha halk da diyor işte bizde diyor saç rüzü pilava geldik diyor zam diyor ama kaç göz yaptı şaka yaptı o takılı. Her şeye zam. Bir daha yapmadık valla. Daha yapmadın değil direneceğiz mi? Direneceğiz bakalım. Doğru gerçi sende kuyruk falan oluyor ben, maşallah sirkülasyon ben falan. Ben fiyat algımı kaybettim kardeşlerim. Valla ben fiyat algımı kaybettim galiba. Afiyet olsun ben bölmeyeyim. Bölmeyeyim mi? Bu lezzeti. Bu... Ah. yok. Tokum. Valla Allah. Tokum valla tokum. Doydun mu kardeşim? Ben dinlene diyorum ve Yasin işin kötüsü de her yerde yiyorum ya. Kamera kapanıyor, Furkan diyor ki hadi ben de bir tane yiyeyim. Dur diyorum bundan ye istiyorsan yok abi onu sen yersin diye bir bakıyorum ben yiyorum. Bu yemiyor ben yiyorum. Küçük de olsa yedik bir pizza, tiftikli falan güzel bir pizza yedik burada şey pizzada. Bir daha onun fiyatını söyler misin? Küçük boy 260 lira. Ama şey var, tandır eti var ha, içinde. Ondan sonra... Kaç para peki? Normalde bir küçük boy pizza kaç para? Ya kanka böyle Amerikan pizzası tarzında değilse böyle yani 200-250 oldu ya. Yani ben o fast food o zincirlerde de fiyatların arttığını duymuştum. Bayağıdır sipariş vermiyorum oradan. Tüm ülkeye çağrımdır. Herkes pilavcı açsın. En azından ülkece ucuza doyalım. Şu an ucuz çiğ köfte kaldı. Siz pilav kaldı. Başka bir şey kaldı mı? Sandviçler de attı çünkü. Yani... Lahmacun 80. Ha lahmacun var doğru. Lahmacun 80, 100, 110 yedim ben. Değil mi 100, 110, 110? Ucuz tüketim malzemesi değil miydi baba? Lahmacunu da şöyle söyleyeyim. Ama sıyrıldı sanki. 7-8 liraya yiyordun, 10 liraya yiyordun. Abi sıyrıldı sanki değil mi? Lahmacun böyle bir... Yani şimdi uygun, doyucu... esnaflar da şöyle yaptı. Full soğan çakanlar koyanlar içine utancından artık kıyma eklemeye başladı zam yapınca. Bazıları. Hani Allah artık lahmacunu kıymalı yiyoruz arkadaşlar İstanbul'da. Allah razı olsun. Hani 15 liradan 110 liraya, 100 liraya uzanan bir yolda kıyma koymaya başladı. Paşam çok yaşa. Hapşurdu değil mi? Çok yaşa sen. Sağlıklı yaşa ben paşam. Hapşurunca şey oluyor. Allah! Evet, veciye gelmiş gibi. Sen hapşurunca bir deprem verin. Bunun gibi hapşurdu ya. Arkadaşlar ben video yüklüyorum. Bu arada bu videoyu da burada bulabilirsiniz. İki katını yiyemeyen hesabı öder. Burada. Burada. Buradan da izleyebilirsiniz. O zaman biz biraz çalışalım, muhabbet edelim. Geliyoruz kardeşim. Evet şimdi arkadaşlar Pavo isimli mekana geldim. Burası böyle var ya üf. 10 numara böyle güzel pizzaları olan bir mekan arkadaşlar. Burada böyle trüflü pizza var. Domatesli trüflü pizza. Biz hatta hanımla onu yanlış yemiştik. Şimdi bir daha söyledim doğrusunu yemek için. Gerçekten çok lezzetliydi. Ondan bir tane yedim. Hatta size de göstermek istiyorum. Onun için de geldim. Bir tane ondan söyledik. Ya başka çeşitleri de var. Mesela mantarlı, böyle farklı mantarlı çeşitli vardı. Ama benim o kadar kültürlü bir, yani mantar kültürüm yok. Yani o kadar mantar kültürüm yok benim. Hani o kadar böyle bir karışık sever miyim sevmez miyim bilemedim işin aslı. İstiridye mantarlı, bilmem ne mantarlı bayağı böyle gidiyordu. Ben dedim yok bu domatesli ve trüflü ondan denemek istiyorum. Tekrardan onu yiyeceğim. Çünkü oradaki peynirin kesimini falan öğrendik ettik. Kesimini falan öğrendik. Bu arada burası biraz daha İtalyano. İtalyan tarzı. Bir tık değil hatta 3-5 gömlek yukarıda bir lezzet diyebilirim yani. Hem fiyat olarak onu da söyleyeyim. Hem fiyat olarak hem lezzet olarak değişik bir yere geldik. Ama dedik geze geze pizza yiyeceğiz dedik. Bir gün boyunca pizza yiyeceğiz dedik. Yani bu mekandan sonra yine yiyeceğiz. Ayrılmayın onun için bir yere. Yine bir yerlere ayrılmayın. Hatta bu esnada yine abone olarak, beğenerek, yorum yaparak destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim canlarım benim şimdiden. O zaman pizzamız gelince biz de buradayız. Evet arkadaşlar İtalyana pizzato napolitano bak gerçek domates kullanılarak yapılmış bir Napoli pizzası. Şimdi Furkancığım gel yaklaş şuraya trüf bak şimdi bak. Bu peyniri açıyorsun ha. Şöyle sürdük mü zannediyorsunuz ki bunu yine bıçakla yiyeceğim değil mi? Elleyeceğim. Yine elleyeceğim. Pardon yine bıçakla dediğimde sanki diğerlerini bıçaklaymış gibi oldum da elleyeceğim. Dalıyorum. İşte kardeşlerim bu Napoli pizzası da bambaşka bir derya. Hamurundan içinde kullanılan malzemelerine kadar bambaşka bir lezzet. Burası da gerçekten hakkını veren yerler.
yerlerden bir tanesi. Hatta Türkiye'de de bayağı böyle iyi yapan yerlerden bir tanesi arkadaşımızın yeri var. Utku'nun Napolitan, Napoli Pizza şeyde, Maslak 1453'te. Orada da hatta eski videolarımdan bilen bilir orayı da. Gerçekten çok başarılı ve burası da çok yakın yapıyor. Bu kullandıkları gel yaklaş Furkan, ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi pizzalarda domates sosu falan kullanıyorlar ya, bu Amerikan çeşidinde. İşte bakın, bu gerçek domates. Bu gerçek domates sos bu ve İtalyan Napoli pizzası da direkt budur arkadaşlar. Bu türüf üzerindeki zeytin ezmesinin lezzeti zaten efsane. Bununla alıp böyle peyniri sürdüğünüzde efsane bir lezzet veriyor. Çok yakışıyor. Aşırı hafif, aşırı lezzetli. Hani içeceğinizle beraber böyle küçük küçük ye ye, tatlı tatlı akan bir pizza. Amerika'nın tadı ayrı, seviyoruz. Fast food, işte sokak lezzeti, Amerikan sokak lezzeti falan, ama bunları yediğinde de asıl pizza yediğini anlıyorsun. Bunların mesela sucuklusu, işte baconlısı, dana baconlısı falan filan, füme etlisini yapıldığında tandırlı, çeşit çeşit. Onlarda da malzemeyi çok güzel kullanıyorlar ki bu sade lezzeti bozmaması için. Fiyatları da ona göre arkadaşlar, diğer dışarıda yediklerinizin 2-3 katına gelmiş oluyor ortalama olarak. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 560 lira bir fiyatı var bu pizzanın da. Onu da söyleyeyim. Bu pizza bu şekilde 560, ama küçük boyda değil, büyük boyda değil. Yani güzel bir büyük boy yani. Aynen. Orta boy gibi de değil yani. Orta boy mu gerçi olmuş öyle, ama orta boya yakın oluyor. 560, şimdi şöyle küçük boy pizzada neydik? 260-300 liraydık. 560 bu. Yani ama işte burada da bambaşka tarzda bir pizza yiyorsun. Napoli pizza yiyorsun. Yedin mi hiç daha önceden Furki Bey Napoli pizzası? Bu tür pizza denemiş miydin? Sen bunları ye de bir klasiği görürsün kardeşim. Bunları ye de klasiği görürsün. Paşam. Gerçi istemedim. Belki burada da vardır. Acılı zeytinyağı, böyle acı biberle hakiki zeytinyağı oluyor. Onu da böyle üstüne döküyorsun. Efsane oluyor, ama burada zaten üstünde böyle balzamik ve zeytin ezmesi, hafif bir zeytinyağı falan olduğu için onu koymamışlar. Güzel gidiyoruz ha. Bugün geliyorum ben. Bu arada fiyat düzeltmesi yapmak istiyorum. Mekandan kalktık. 560 değil 595 TL'ymiş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim dedim. Hadi gelin. Artık gün bitiyor yavaş yavaş arkadaşlar. Ve son pizzacıya geldik. La Pizza. Doğru okudum değil mi? Evet, La Pizza. Burada da ilk defa deneyeceğim kardeşlerim. Bir tane margarita söyledim sade. Bir onun tadını merak ettim. Bir de barbekü tavuklu muz dedi. Efsanedir. İyi o zaman dedi. Bir de ondan söyleyeyim dedim. Dedi ki kampanya var dedi. İki dilim pizza alınan içecek de şu kadar fiyata geliyor dedi. Ve dedim içecek de verin. Hepsi gelsin. Ben de buradayım kardeşlerim. Evet, dilimler ya. Yalnız dilimler arasında fark yok mu? Sağdaki daha büyük değil mi? Margarita. Bu biraz daha küçük. Bir sadeyle başlayayım şöyle be. Bir de kalın maşallah. Kanka kalın. Hani kalın olması aslında lezzetin peşinde değilsen doyuruculuk da şey olur. Bu arada sade margarita güzel yani. Hani üstünde de fesleğenli sos var. Yakışmış o da. Hani tadı kötü değil. Ama anlamadım. Hepsi aynı fiyat. Bunun dilimi küçük. Bu küçük geldi. Peste var mı? Yok. Hmm. Arkadaşlar peste yok burada da. Arkada baktım. Şunla bir dürümcü işi. Bu arada bu dilimin küçüklüğü şundan dolayı da olabilir belki. Kesiş şekliyle alakalı falan da olabilir. Şimdi... Onda et var. Evet. Eşime, sevgili eşim de arkada. Bu arada işte tüm gün olduğu için o ara gittim. Pere'yi aldım. Antrenmana bıraktım. Sonra Sezgiler'le beraberiz. Hayatım dedim, istiyorsan gel finali beraber yapalım. Yok dedi, ama arkadan da müdahale etmeden dayanamıyor. Ben küstüm Fırat. Küstün mü? Vay. Boğaz'da kahvaltı yapamadıktan sonra. Boğaz'da kahvaltı yapamadıktan sonra küstüm diyor. Okey, fena değil. Pizzalar güzel. Fiyat olarak da 50 lira. Ama bu benim aldığım şekilde içecek. İki dilim pizza içecekti. 130 lira. Yani anlıyoruz ki ortalama dilim pizzalar 40-50 tarafından başlıyor. İşte içinde kullandığı malzemeye, ürüne, hamuruna göre de 70 liraya kadar gidiyor. En pahalı bugün 70 liraydı herhalde, değil mi Furkan? Onu neredeydik biz? Gordonzo 60'tı. Sonraki sanırım orada 70 liraya yedik. Fiyatlar bu şekilde, insan şaşırıyor da ya. Yani bir gün boyunca pizzayı yedim de hani bir fiyat analizi de yapmış olduk yani bundan 4-5 yıl öncekiyle. Yani ciddi bir fiyat farkı da oluşmuş, onu da görmüş oluyoruz. Ama mesela bu işte şöyle şey yapayım. Doyurun yani, hani bu kalın hamurlu, ondan sonra bayağı şöyle doyurun yani.
Artık bu videonun sonuna gelelim. Vallahi bugün boyunca pizza yedim. Amerikan tarzı da vardı. Güzel bir İtalyan Napoli pizzası da yedim kardeşlerim. Benim için keyifli bir video oldu. Sizler de merak ettiğiniz bu yerlere istiyorsanız gidebilirsiniz. Hatta yine selamımızı da söyleyin. Fiyatlardan bahsettik. Lezzetlerden bahsettik ve bir gün boyunca da pizza yedik. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkürler. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.